bilinmeden din yaşanmaz. Onun için her zaman ifade ediyoruz, söylüyoruz. Her zaman da başkasına naklederiz ama kendimiz ne kadar vaazlanıyoruz bununla mesela. İslam'ın ilk emri nedir? Estağfirullah. İlk bismi rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Faydalı kitapları oku. İtikat oku. Amel oku. Fıkıh oku. Tefsir oku. Hadis oku okumak gerekiyor. Dini öğrenmek lazım. Öğrenmeden yaşanılan bir din insanı istidraca götürür, helaka götürür, güzel bir şeyler yaptığını zanneder adam. Mesela adamın yaptığı şey aslında bidat aslında Allah ve Resulünün razı olmadığı bir şey. Ama öyle bir heyecanla, iştiyakla yapıyor ki ona adam çok büyük bir şey yaptığını zannediyor. Hani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ya estağfirullah. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ Onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatındaki sayu gayretleri, çabalamaları, koşturmaları boşa çıkmıştır. Boşa çıktı. Ama vahum yahsebun ennehum yuhsinuna sun'a. Onlar hala güzel işler yaptıklarını zannediyorlar. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Halbuki boşa çıktı. Ya hocam nereden bileceğiz boşa çıkıp çıkmayacağını falan denirse bunun ölçüsü var muhterem Müslümanlar. O da yapılan işin şeriata, İslam'a uygun olması. Allah bizden ne olursa olsun iş yapmamızı beklemiyor. Yani nasıl olursa olsun bir şey yaptı. Senin niyetin iyi olsun da her zaman niyetin iyi olması işi kurtarmaz. Cenab-ı Hak bizden neyi bekliyor? Dinine uygun şekilde iş yapmamızı bekliyor. Dinine uygun olacak. Önemli olan bu. Hocam uygunluğunu nasıl bileceğiz? E, kitap, Sünnet, bunların uygulanış biçimi, sistematik halde bunlarla nasıl amel edeceğimize dair bize yol gösteren mezhepler. Hanefi mezhebi, Şafi mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi, dört hak mezhep diyoruz değil mi? Hazır böyle naslardan, ayetlerden, hadislerden istimbat etmişler, hükümleri çıkartmışlar, önümüze koymuşlar. Bize amel etmek düşmüş, bunları öğrenmek düşmüş. Cenab-ı Hak müştehit imamlarımızdan, ulemamızdan razı olsun, sahileri meşgul olsun. Allah bizleri onlara layık eylesin.